merhabalar. Şapkam biraz değişik duruyor ama rüzgardan. Bugün neredeyiz? Kabak tarlasındayız tabii ki de. Kabaklarımız en son çektiğim videodan sonra bir anda inanılmaz derecede büyüdüler. Çünkü çok fazla yaprak gübresi, işte katı gübre ile destekliyoruz. Şimdi sizlere kamerayı çevirip diğer tarafı göstereceğim. Evet, kabaklarımızdaki son durum bu şekilde. Bitkilerimize neler verdik? Bir pH regülatörü, yani pH düşürücü. Çünkü bizim topraklarımız beyaz toprak, pH çok yüksek çıkıyor. Ve toprağa ne verirseniz bitki onu kullanamıyor. Gübreyi veriyorsunuz evet ama... Şunu bir göstereyim de daha sonra konuşayım. Bakın tam 3 tane meyvesi var. Bitkiye veriyorsunuz tamam gübreyi, atıyorsunuz toprağa. Ama bunun ne kadarını gübre alabiliyor? Şimdi sizin pH'ınız yüksekse bitkiniz bunu alamıyor. Ne yapmamız lazım? Bitkimizin pH'ını düşürmemiz lazım. Toprağımızın pH'ımızı düşürmemiz lazım ki bitki bu gübreleri bünyesine çekebilsin. Biz de ilk başta bunu yaptık. Daha sonrasında organik gübreler verdik, organik madde içerikli. Daha sonrasında bir bakteri kullandık. Tabii bunlarla birlikte üre vesaire de atıyoruz. Şu anda gübre tankına dekara 15 kilo olacak şekilde amonyum sülfat verdik. Buralardaki bu seyreklikler şeyden kaynaklı. Bazen arada çapadan kayıyor. Biz şunları falan elimize dikmişizdir yani. Çünkü 4 sıra birden yoksa çapadan dolayıdır. Şöyle gene saçı çekelim. Daha sonrasında şu anda amonyum sülfat kullanıyoruz. Bir de fosfor kullandık tabii. Ondan bahsedeyim. Şimdi çiçek açtırmak için bitkinize bir fosfor uygulaması yapmanız lazım. Biz fosforda bir tık geciktik. Bazı yerlere, bir iki yere falan girdik hollerle. Onun dışında fosforu çok kullanamadık. Ama verdiğimiz gübreler güzeldi. Güzel karşıladı büyütmeyi. Şimdi fosforu ikinci ekim yerlerimize kullanacağız. Onlar hazırda bekliyor. Amonyum sülfat kullandıktan sonra tekrardan bir şeye başlayacağız. Şimdi amonyum sülfatı parçalıyoruz, üçe bölüyoruz. İlk şimdi bir 7 kilo atıyoruz. Daha sonrasında 5 kilo. Bir sonrasındaki sulamada 3 kilo olacak şekilde toplamda 15 kilo amonyum sülfat veriyoruz tarlaya. Aynı zamanda bir sonraki suda şu an üçüncü sulamaya başlıyoruz. Yani dördüncü suda potasyuma başlıyoruz. Azar azar. Onu sıvı şeklinde vereceğiz. Şu anda amonyum sülfatı katı şeklinde attık. Bugün hatta sabah babamla birlikte gübreleri aldık geldik. İkinci ekim yerlere tekrardan bir üre atıyoruz. Derken sürekli bir gübrelemeyle bitkilerimizi geliştiriyoruz. Şimdi de ne yapacağız? Boru değiştireceğiz. Bizim 100 dekarlık bir araziyi kaplayacak kadar borumuz var. Bizde 1 dekar 1000 metrekare oluyor. Yani işte 1,5 falan değil. Bizim şu anda toplam 235 dekar yer ekili. Meyve göstereyim size. Şimdi elimle göstereceğim size. Şöyle. Şu dört parmak derken şurayı dersek şu şekilde. Tohumlarda çift meyve olanlar var. Yapışık meyveler. Onları kopartıyoruz. Meyveleri bir tane tutan var. İki tane olan var. Üç tane olan var. Fosfor uygulanan yerlerde göreceksiniz çiçek sayısı daha fazla. Bakın bunda üç tane var. Bir tanesi burada. Bir tanesi şu aşağıda. Bir tanesi de yeni büyüyor. Bunda mesela bir tane var. Daha büyütüşü karşıda da var bir tane. Büyütüyor daha yavaş yavaş. Bugün ayın kaçı dersek bir saniye hemen ayın kaçına bakalım.
Bugün ayın 10'u. 10 Temmuz. Meyveleri arada görebiliyor musunuz bilmiyorum ben. Görüyorum ama kamerada çıkıyor mu? Şöyle. Önce bitkinin gövdesini büyütüyorsunuz kabakta. Ona göre gübreler veriyorsunuz. Daha sonrasında çiçek açtırma döneminde bir fosfor uyguluyorsunuz. Fosfor yanında tabii ki de azotla devam ediyorsunuz ki yeşilliğini korusun. En sonunda potasyumla bitiriyorsunuz içerisini çekirdeği doldurması için. Şimdi biz bir boru değiştirelim. Daha sonra tekrar çekerim, bizi bekliyorlar. Tekerle taşımak zor tabii ki de. Burada babam var, arkada annem. Burada Emirhan var, erkek kardeşim. Şimdi burası en seyrek kısım. Direkt burada çektim zaten. Tekerle taşımak zor, bir de çok kabakların olduğu yerde çekmemiyorum. Aşağısı full. Bayağı güzel. Kabakların üstüne zor atlıyoruz yani aşağıda. Bunun altını sabitlemek lazım. Neyi? Kuyu mu? Kapatırız ya. Bir tane daha mı kaldı? Dur. Baba ikimiz gidelim anne. Anne sen gelmene gerek yok. Yok yok, iki. Çek biraz. Tamam. Trafoyu çalıştırdık, çalışmadı. Elektrikler de gidip geliyor. Bir de elimizle denesek ya. Evet, şimdi dün boru değiştirmiştik. Bugün yine aynı şekilde boru değiştirdik. Şu anda tarlayı çalıştırdık. Ay yamuk gittik, dur size bakacağım diye kameraya. Düzeltelim şu Evecon'un arkasını. Evecon'un kasası uzun olduğu için dönmek sıkıntı. 5 saat 5 saat su veriyoruz. Sürekli boru değiştiriliyor ama ona rağmen bir anda kabaklarda çökme oluyor. Ya yani çökme ne demek? İşte yapraklarını koyu veriyor böyle. Bir yandan tabancaları kontrol ediyorum, bir yandan geri geri gidiyoruz. 70 fiskeyi değiştirdik. Şimdi ikinci 70'e gireceğiz. İkinci tarlayı değiştireceğiz yani. Koştura koştura ikinci kuyunun olduğu yere geldim. Annemle birlikte geldik. Ben namaz kılmaya durmuştum. Annem de dinleniyordu biraz. Babamla Emirhan da buraya gübre atmaya gelmişlerdi. Atacakları gübreyi almadan gitmişler. Fosfor atıyoruz. Bakalım son işte yarım saatinde atıyoruz diyebilirim. Çünkü normalde bunun holderle uygulanması gereken bir gübre.
Ama biz artık holderle tarlalara giremediğimiz için fosforu istediğimiz yerlere, işte kabak tutma oranına göre uyguluyoruz diyebilirim. Şimdi ilerliyorum, size şu yolu göstereceğim. Burası normalde bizim buğday tarlamız. Geçen burada kabak çekirdeği ekiliydi. Bu yol neden böyle derseniz, normalde burası da bizim, burası da bizim. Burasının altından, şu gördüğünüz trafodan, ikinci kuyumuza yer altından elektrik kabloları gidiyor. O yüzden burası kazıldı. Aynı şekilde şu karşıda bir yer de bu şekilde kazıldı. Oradan da dedemin birinci kuyusundan ikinci kuyusuna elektrik taşındı. Buğdayımızın yan tarafındaki Yaşar amcanın arpası biçiliyor şu anda. Murat amcanın biçeri. Yeni aldı onlar da. İbocan mı sürüyor yoksa Murat amca mı bilmiyorum. Şimdi gelecek. İçine bineceğiz. Bugün uçları değiştiriyoruz. Normalde buralarda büyük gözler takılıydı. Şimdi gübre verdiğimiz için böyle tanecikler halinde atması için biraz daha küçük göz takıyoruz. Tabancaların uçlarını değiştiriyoruz yani. Sarı tarafını değil, uzağa atan tarafını. Burası kısa taraf, burası uzağa ileri atan taraf. Griden yeşile çeviriyoruz. Evet, şimdi videoyu bir 2-3 gün öncesinden başlatmıştım. Şu anda tarlalarımızı sulamaya devam ediyoruz. Hatta hat değiştirdik. Az önce yarısını değiştirdim, ben yardım ettim. Gübre tankımızın şeffaf hortumları vardı. Böyle gübrenin gidişini takip ettiğimiz. Hatta bir önceki videoda o hortumları göstermiştim. Patlamış. O yüzden şimdi hemen benim şehir merkezine gidip, şu an yürüyemiyoruz. Şehir merkezine gidip hemen hortumu almam lazım. Kabaklarımıza son durum bu şekilde. İçerisinde zor yürüyoruz. Kabakların boyutları şu an 5x'de olduğu için biraz küçük gibi duruyor ama 20-30 santimlikler var. Daha küçük olanlar var. Daha yeni çiçek açmışlar var. Böyle orta boylar falan var. Yani karışık şu anda. Hepsi tabii ki de tek boy değil. Ama şu şekilde daha yeni çiçek açmış. İşte parmak kadar olanlar da var. Boyutuna göre değişiyor tabii ki de. Şu an içinde bulunduğum tarla Murat amca vereceğim. Kabağın boyutu şu anda 30 santim var. Kabaklarımız büyük. Geçtiğimiz yıllara göre çok farklı. Gübrelerimiz gerçekten işe yaradı. 1, 2, 3 hatta 4 tane tutmuş. Var. Ben 5.'yi de gördüm ama o büyük ihtimalle 5.'yi öldürür. Evet. Şimdi hem Iveco ile hem de motosikletle gelmiştik. Ben motosikletle gideceğim eve. Oy. Atlayamıyorum artık. Ayaklarımız, bacaklarımız bir süre sonra tutuluyor yani. Kaldıramıyorsunuz. Ne kadar uğraşsanız da
Tamam. Ay, araba geliyor. Gübre tankına hortum almaya gitmiştim Sivrihisar'a. Daha sonrasında motosikletle geri döndüm. Bir inçti normalde almam gereken hortum. Ben tam bir inçini aldım ama babamlar boyutunu yanlış biliyorlarmış. Yani küçük geldi. O hortumları kullanamadık o yüzden. Gübre tankı hortumunun o kesik kısmını, patlayan kısmını kestik. Sonra birleştirdik tekrardan falan derken dün bayağı bir uğraştık. Bugün ertesi gün oldu tabii. Halen daha boru değiştiriyoruz. Boru değiştirmediğimiz gün neredeyse yok. Neredeyse değil, yok yani. Her gün boru değiştiriyoruz. Her gün sulama yapıyoruz. Şu anda içerisinde kabakların yürümek çok zor. Çünkü bayağı boylandılar. Belim falan geçtiler yani. Belim ne demek, bayağı boyumcu oldular neredeyse kabakların boyları. İçerisindeki meyvelerin, yani kabak meyvesinde 50 santime kadar büyüyenlerini gördüm. Şu an ayın kaçı? Ayın 15'i. Bugün 15 Temmuz. Bakalım. Şimdi biz ne zamana kadar sulayacağız? Tam bir ay var. Ağustos 15'inde büyük ihtimalle suyu kesmeyi düşünüyoruz. Şu anda 3. suyla birlikte amonyum sülfat veriyoruz. Daha sonrasında 4 ve 5. suda potasyum vermeyi düşünüyoruz. Azar azar. Çok değil. Minimlik şeklinde. Potasyumu da verirsek içlerini yavaş yavaş doldurmaya başlayacak çekirdekler. Az önce bir kabak kök çürüklüğünden ölmüş. Onun meyvesi vardı. Onu kestik. Daha çok şeyler böyle sulular yani. Şu anda zaten zamanla daha bir ay var kurutma zamanı. Yani kendi kendine kuruması gereken zamana. Kabak yetiştiricileri bilir. Ben tekrardan anlatayım. Kabağı ekersiniz. Eğer toprağınız tavında değilse, yani toprakta nem yoksa, sizin bir sulamanız gerekir. Çıkış, iyi bir çıkış alabilmeniz için. Daha sonrasında ekersiniz, işte çıkışını yaparsınız. Sonra zaten hatlarınızı sermiş olursunuz. Bir çapa yaparsınız 3-4 yaprakken. Güzel bir patlatma olur. Sonra baktığınız ara sıra üzerindeki otlarınız da büyüdüyse o çapayı da çalışanlara yaptırırsınız. Ya da ot ilacını, iyi bir ot ilacı bulmanız lazım ama ben bugün ot ilacı kullanmadık. Bakalım. Çapacılar zaten çapa yapmıyorlar. Bildiğiniz aralarında şöyle dolanıyorlar, o kadar. Çok net söylüyorum size bunu. Ben bu iç kısımlarına tekrar girdiğimde size gösteririm videolarını. Şu an 235 dekar burada kabak varsa, yani 100 dekarını çapalamışlar mıdır bilmiyorum. Ve şu an 235 dekarlık alan için 80 bin liralık bir fiyat biçtiler. Şuradan montumu alayım da. Yani yapmadıkları iş için para alıyorlar. Söylediğimiz zaman sadece gülüyorlar yani, böyle getirdik. Hani bir bakın
buralar yapılmış mı sizce diye. Yolmacı gelir. Yolma parası da verirsiniz biraz falan yaptı. Böyle güldüler bizim suratımıza. Ne burada başka onlara rakip kimse olmadığı için de insanlar mecburiyetten onları çalıştırıyorlar. Normalde burada diğer komşularımız var köydeki. Onlar da diyor yani en iyisi sizde falan diyorlar daha çapa. Ki bizim bu çapa yani yok içerisinde. Görseniz sirkenler belimize geldi. Ara ara biz şu an kabağı çok fazla bir anda büyüttüğümüz için otlar onları hafiften bastırdığı için böyle uzaktan çok belli olmuyor. Şu an içerisine girseniz keten dikenleri de olmak üzere sirkenler sarmaşıkları öldürmüşler. Yani sarmaşık kabak öldürdü. Onlar öldürmedi. Küçükken sarmaşıklar da duruyordu. Derken yani frotlu bir şekilde duruyor şu anda kabaklar. Çapadan sonra da yine tabii ki de ara ara gübrelerinizi veriyorsunuz. İşte çapayla birlikte bir üre vermiştik. Ürenin bir kısmını çapayla bir kısmını suya verdik. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sulama 6'ya kadar gidiyor. Biz ilk yıl 6 kere sulamıştık mesela. Şu an bazıları birinci, ikinci suyu veriyor. Daha biri, bir, iki veren var. Biz üçüncüyü bitirmeye az kaldı. Bakalım. Şimdi motosiklete geldim. Ben bir götüreyim motoru. Annemler bugün Polatlı'ya gidecek. Ablamın atam şey tayini çıktı bu tarafa. Onu da halledip bugün inşallah işimizi bitireceğiz. Evet, şimdi kendi kuyulu tarlamızdayız. Kuyumuz burada. Etrafını kapattık sulama yaparken içerisine girmesin diye. Şimdi şöyle bir içerisinde gezelim. Şu anda babamlar gübre tankına gübre atıyorlar. Şu anda dekara 7 kilo amonyum sülfat veriliyor. Şimdi size birkaç kabak göstereyim burada. Şöyle. Bu yıl güzel büyüttük kabakları. Şöyle bir ikisi yaparsak. Şimdi kabaklarda bir diğer sorunumuz da. Geçen yıl da aynı şey yaşamıştık. Şöyle sivil şeklinde. Sivilceye benzeyen şeyler çıktı. Bunun kalsiyum eksikliğinden olduğunu konuştuk. İnşallah bir sonraki suda kalsiyum, potasyum ve amonyum sülfatı da 5 kilo ya düşürerek devam edeceğiz. Toplamda 15 kilo dekara amonyum sülfat vereceğiz. Kabaklarımızda şu anda durum şu şekilde. Bu kadar böyle büyük kabaklarımız var. Bunların yanında yeni çiçek açmış kabaklar var. Mesela şöyle işte bir tane büyük, bir tane böyle küçük parmak kadarlar var. Bakın şurada bir tane daha küçük kabak var. Gibi. Yani bir bitki üzerinde birkaç çeşit kabak görebilirsiniz. Büyümüş, küçük, yeni çiçek açmış şeklinde. Gele gele yağmurlamanın yanına gelmişiz. Kaçalım şuradan da. Yukarı taraflar tabii daha seyrek oluyor. Aşağılara indiğimizde seyreklik azalıyor. Bitişik. Böyle yapışık kabaklarımız var bu yıl. Çok farklı. Değişik. Şöyle göstereyim size. Bunların böyle yapışık çiçekleri oluyor. Yapışık çiçeklerden de yapışık meyveler büyüyor. Çok garip bir şekilde. Şöyle. Fotoğrafını çektim de. Kabaklarda durum bu şekilde yani. Bugünkü ayın kaçı bakalım. Bugün ayın 16'sı. 16 Temmuz. Herhalde bir iki ya da üç su daha verip bitireceğiz. Kabakları sulamayı. Böyle farklı çeşitler var. Tohumumuzda sarmaşık çıktı. Topak şeklinde var. Bir de böyle değişik farklı bir çeşit daha var.
Böyle bir kökten sanki böyle iki tane bitki varmış gibi gözüküyor farklı. Renk olarak da bu şekilde beyazlar var. Siyahlar var. Göstermiştim az önce. Bir de mesela şöyle yeşil olanlar var. Böyle. İçerisinde farklı çeşit çeşit değişik değişik çeşitleri var ama bakalım nasıl olacak. Karşıda çok biten gördüm. Bu video böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.